Biliyorsunuz Türkiye son 52 yılı darbeler tarihi. 1960 yılında bir darbe yapıldı seçilmiş iktidara karşı, millet iradesine karşı. Vesayetçiler devreye girdiler. İç ve dış vesayetçiler Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin çok farklı hayatla tanışmasını, Türkiye'nin demokrasi içselleştirmesini ve kalkınmasını hazmedemediler. 1960 darbesinde ayıplı bir anı yaşattılar Türkiye'ye. Algımızı, kötü imajımızı kötü olarak takdim ettiler. 1960'da başbakanlar asıldı. Bakanlar asıldı. Milletvekilleri, çok seçkin milletvekilleri ve bakanlar cezaevlerine gönderildiler ve bunlar oralarda bazıları intihar ettiler. Bazıları intihara zorlandılar. 1971'de ise yine bir darbeyle karşılaştık, bir muhtırayla. Yine aynı şekilde seçilmiş iktidara karşı şapkanızı alın ve gidin dediler. Gerçi birileri şapkasının hukukunu koruduğu kadar milletin hukukunu, millet iradesinin hukukunu koruyamadılar. Ardından her darbe bir sosyal problemi gidermek adına çıktı ortaya. Ama daha büyük bir sosyal problemi ortaya çıkarttı. 1971'den sonra da 1980 darbesi geldi. Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenler darbelerle, sağ-sol kavgalarıyla, ideolojik kavgalarla, etnik kavgalarla, Alevi-Sünni gibi mezhepsel, Suni mezhepsel kavgalarla veya son dönemlerdeki siyasal Kürtçülük kavgalarıyla Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin demokrasisini, ileri demokrasiyle tanıştırmasını, Türkiye'nin kültürel kodlarına yeniden sahip olmasını istemediler. Şimdi 28 Şubat postmodern darbesi de 1997 yılında yapıldı. Yine seçilmiş olan bir iktidara karşı yapıldı. Erbakan'a karşı, o zaman Sayın Çiller'e karşı ve Sayın Ahmetli Erbakan'a karşı yapıldı. Bunlar zihniyetlerinden dolayı, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı birileri kendilerine siyasetçi terbiyecisi rolüne soyundular. Acaba siyasetçileri terbiye edebilir miyiz diye düşündüler. Fakat siyasetçileri bir tek sandığın terbiye edebileceğini, siyasetçileri bir tek halkın terbiye edebileceğini düşünemediler. 28 Şubat postmodern darbeden sonra ise Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu parti yine vesayetçilerle mücadele etti. Önce siyasi yasaklı oldu. Ardından da partisi kapatılmak istendi. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi 367 garabeti karşısına çıkartıldı. Yine vesayetçiler Türkiye'nin kalkınmasını istemediler. Demokrasi içselleştirmesini istemediler. Fakat millet iradesi her seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın, her seçimde demokrasinin, her seçimde kalkınmanın, her seçimde kültürel savunmalarımıza karşı, kültürel kodlarımıza sahip çıkmanın sahipkarlığını yaptı ve neticede Türkiye, insan hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, siyasetin alanının genişletildiği, vesayetçilerle hesaplaşmanın başladığı bir döneme girdi. Şimdi Türkiye her geçen gün 28 postmodern darbelerden ve darbecilerden hesap soruyor. Her geçen gün siyasetin alanını genişletiyor. Şimdi 1960'ın, 1971'in, 1980'in ve 28 Şubat postmodern darbenin ve 27 Nisan en muhtırasının hesabını meclis, bir soran bir meclis var. Darbeleri ve muhtıraları araştırma komisyonu inşa edildi biliyorsunuz. Burada darbecilere karşı 24 partinin ortak önerisiyle 20 madde sunuldu. Bunları meclis hayata geçiriyor. Demokratikleşme paketinin içerisinde de bunlarla ilgili maddelerin olacağını 30 Eylül günü İnşallah bütün Türkiye görmüş olacak. Yani millet iradesinin mecliste yaptıklarının karşılığının, somut karşılığını görmüş olacağız.